Merhaba arkadaşlar, ben Özcan Tunç. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 3 TL'lik, 5 TL'lik tanesi olan ledlerle aracın içinde nasıl ayak aydınlatma yapılır onun videosunu paylaşacağım size. Onun çekimini yapacağız. Gördüğünüz gibi benim de 4 tane, tanesi 5 liralık olan bilet var. Toplamda 20 TL. Bir ortalama 2,5-3 metrede kablo kullanacağız. Arkadaşlar, bağlantı sistemini tavanda görmüş oldunuz. Bu tavandan basınlar alacağız. Şu gördüğünüz iki tane lambayla lambanın girişinden alacağız. Hiçbir yeri fazla zarar vermeden, hiçbiri bozmadan. Gördüğünüz gibi kablomuz buradan çıkmış bulunmakta. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ledin bağlantısını bu şekilde yaptım. Yani biz buradan istediğim zaman ayak aydınlatmayı açabileceğiz seyirhaneyken, istediğim zaman kapatabileceğiz ve o ortada kaldığında, aracın kapıları açıldığında otomatikman ayak aydınlatmada çalışmış, aktif hale gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi diğer ledleri koyacağımız yerlere geçiyoruz. Evet arkadaşlar, buradan bu şekilde ledlerimizi geçirmiş bulunmaktayız. Onun yanı sıra buradan bu alt taraftan bakletin altından arka koltuğa götürdüm. Diğer tarafa da aynı şekilde yaptık arkadaşlar. Kablo şu arkadan geliyor buraya. Yine size gece çekilmiş videosunu da paylaşacağım. Tavan lambasından kapatıyoruz, tavan lambasını açıyoruz. Zaten ortaya aldığımızda, kapı açıldığında otomatikman açılıyor. Arkadaşlar, kafanıza takılan soruları bana sorabilirsiniz. Eğer kendiniz de bu şekilde bir led yapmak isterseniz ayak aydınlatma, benimle iletişime geçebilirsiniz. Yoruma numaramı yazacağım, açıklamaya yorum numaramı yazacağım. Kafanıza takılan soruları bana sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizin için geceyi bekledim. Nasıl yandığını göstermek için şimdi taktığımız arka taraftakiler de bu şekilde. Araca güzel bir detay kattı ve en güzel yanı, tavanı kapattığımızda açılıyor. Kapıyı kapattık şu anda. Gördüğünüz gibi söndü. Kumandadan tekrardan açtım. Ve şahane bir görüntümüz oluştu. Dilerseniz yolda giderken de açıp kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar, bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar, her ne konuda olursa olsun ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. YouTube'da numaramı falan paylaşıyorum size. Bir sorun olduğunda, bir sıkıntı yaşadığınızda, bir ürünle aldığınız ürün olabilir. Size her zaman söylüyorum arkadaşlar, ürünü benden alıp almamanızın hiçbir önemi yok. Alacağınız ürünleri bana danışabilirsiniz. Ben çok bilmişlik yapmıyorum. Hani tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Çünkü arkadaşlar, birçok araca birçok işlem yaptım. Ve çok şükür şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı, sorun yaşamadık. Yani ürünü benden almanıza gerek yok. Sorun değil yani. Ben bu ürünü benden almadım, ben satmadım. Ürünü ben satmadım deyip de ben size yardımcı olmamazlık yapmıyorum. Hani gönülle koymuyorum. Sonuçta herkes kesesine göre hareket edecek. Hani durumuna göre hareket edecek. Ama dediğim gibi arkadaşlar, bir sorun yaşadığınızda, bir şey sormak istediğiniz de beni arayabilirsiniz. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Kesinlikle yani sorun yok arkadaşlar. Her türlü ben yardıma hazırım. Dediğim gibi bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar.